Daha önce bu alandan kekik toplamıştım. Şimdi yapraklar biriktiği için kekiğe ulaşmaya çalışıyorum. Tabii çok bir kekik kalmamış. Şurada birkaç dal kekik kalmış. Şimdi bunu da köküne zarar vermeden kopartıp en azından dönünce sıcak sıcak bir kekik çayı içeceğim. Şurada var biraz. Birkaç dal. Çok az. Evet, HX kesinlikle su almıyor. Bu arada şunu da belirteyim, söylemeyi unuttum. Şu an akan su bayağı bir soğuk, kar suyu. Ayağım da suyun içinde yaklaşık 10 dakikadır. HX'in tabi su geçirmezliğini sürü olarak da test etmek istedim. Derenin içinde bir aşağı bir yukarı gidiyorum, hatta dereyi de şöyle çekeyim. Yukarıdan geliyor bu pınar. Renkler çok güzel bu arada, doğal renkler. Aşağı doğru gidiyor. Bu derenin içinde aşağı yukarı habire gidiyorum. Yaklaşık 10 dakika oldu. HX'in su geçirmezliğini ve de bu soğuk sudaki ısı yalıtımını test etmek istiyorum açıkçası. Paçalarım ıslandı ama HX tabi kullandığım HX bilek seviyesinin üstünde yüksek bir bot. Çizme gibi. Çizmeden rahat. Ayağım şu an herhangi bir üşüme yok. Termal yalıtım da çok harika. Şu soğuk suda bile ayağım ve henüz herhangi bir üşüme yok. Yani ne tabandan ne üstünden, ne kordurasından, ne deri kısmından herhangi bir şekilde ayağım soğuk almadı. Yani su çok soğuk. Yani suda normal çıplak ayakla 10 saniyeden fazla duramazsınız. Yaklaşık bir 10 dakika daha burada bir inip çıkacağım, sonra bakacağım. Ama su almıyor. Bu arada altın arayanlar için bunlar tam altın çukurları. Arayanlar bilir az çok. Su şurada kayanın arasından geliyor. Yukarıdan. Tertemiz bir kar suyu. Evet, son çekimden sonra 5 dakika daha geliyor. 15 dakika oldu. Ayağımda henüz hala bir üşüme yok. Su almadı. Hatta şu yukarıdan ısıtayım. Sadece paçalarım ıslandı. Ama HX ıslak kısma kadar da geldiği için ayağımın herhangi bir ısı kaybı yok şu an. Şu yosunlu alanlarda da ısıtıyorum. O alanda zemine gayet iyi tutunuyor. Ayağım kaymadı. Bu arada elimi suya soktum. 5 saniye anca kaldı. Şu an elim buz kesti. Zirveden gelen saf kar suyu. Hala suyun içindeyim. Ama bu alan gerçekten soğuk. Elim buz kesti. Şu an titriyor. Yani kamerayı açıp kapatırken bile zorlanıyorum. Su çok soğuk. Evet, şu an 20 dakika oldu. Tabi deriden inip çıkarken size kayıt alamıyorum. Biraz sonra botu tekrar çıkartıp bakacağım. Ama şu an için hala ayağımda bir üşüme yok. Bir ıslaklık hissi yok. Hem ısı yalıtımını hem de
su yalıtımını gerçekten çok iyi başarmış. Evet. Şimdi botu çıkartalım bakalım. Gördüğünüz gibi bağcık bağlama derdi yok. Çok pratik bir aparat var. Bununla hemen. Çorap kuru. Botu çekeyim. Bot da kuru. Yani HX hem ısı yalıtımını hem de su geçirmezliğini gerçekten çok iyi yerine getiriyor. Şimdi tabi suyun içinde gezerken paçalar ıslandı. Ama yine üşümedi. Çünkü HX Black Eagle Athletic uzun bir bot. Bir yerden yüksek bot. Paçalarım ıslak ama içeri su almadı. Şu oraya bağcık aparatı var. Bunu buraya koyuyorsunuz, sıkıştırıyorsunuz. Bağcıklar sallanmıyor içerisinden. Kapattınız mı bitti. HX Black Eagle Athletic GTX 2.0 gerçekten iyi bir bot. Evet, gördüğünüz gibi çorap kuru, botun içi de kuru.